Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Philips 324670 kodlu kahve makinesiyle karşınızdayız. Tam otomatik Lattego diye de biliniyor. Bu orta segmenti olan, bir küçüğünde 4 program var. Bunda 6 program var. Bir de bunun ekranlı olan daha çok programı olan bir makine var. Biz bu bize yeteceğini düşündük. Süt tankı da var. Kendisi sütünü köpürtüp alıyor. Şimdi kutusunu açalım. Bugün size kutu açılımı yapacağız. Daha sonra kahveden daha iyi anlayan arkadaşlarla birlikte kullanıcı deneyimlerini de paylaşacağız. Bunun için kanalımızı takipte kalmayı ihmal etmeyin. Şöyle şu yanlarından makinamızı çekmemiz için etrafını çıkartayım. Makinamızı çekebilmek için şöyle bir poşet tarzı bir şey koymuşuz. Destekli koymuşlar kutuya, sallanmasın sağa sola. Arkadaşlar, teknik bir aksaklıktan dolayı videoya böyle kendim çekerek devam edeceğim. Ben size parçalarını açayım, tek tek göstereyim. Ondan sonra da dediğim gibi kullanıcı deneyimlerini de paylaşacağız. Ben aslında makineyi fişe takıp bir de denemek istedim. Ama su tankına su tankında su dolu değilken ışıklarını yakmadı. Sadece su yok, haznesinde su yok uyarısı verdi. Onun için şu parçalarını bir tek tek açalım. Arkadaşlar, içinden böyle bir filtre çıkıyor. Şöyle bir şey. Bunu içindeki su tankına takıyoruz. Şurada su tankı. Şöyle açalım. Şu şekilde. Şimdi birazcık açtım. Bunları keşfettim. Videoyu durdurup. Şurasında bunun bir deliği var. Süt yani ne kadar az da olsa aşağıdan şöyle yukarıya gönderip şurasındaki üstteki sürahi kısmından boşaltıyor. Yani süt ne kadar alt kısımlarında da kalsa buradan şuradaki delikten yukarıya püskürterek köpüklü bir şekilde buradan aşağı şu kısmından aşağı bardağa doğru akıtıyor. Bunu biraz zor takılıyor. Bir an yanlış mı yaptım diye düşündüm hatta takarken. Şurasından bayağı böyle şurasını zorlayarak şöyle şu şekilde takıyorsunuz. Şurasında bir tane silikon bir yapı var. Böyle conta görevi görüyor. Dediğim gibi şunun içinde bak arkada kırmızı olan kısımdan orada bir kanal sayesinde yukarıya doğru çıkıyor. Süt ve köpürtülerek buradan aşağı çıkıyor. Demek ki orada çok küçük olmasının sebebiyle köpük şeklinde çıkıyor. Şuraya da takılıyor. Dilerseniz şu kapağımızı da şöyle üstüne takıyorsunuz. Şurasında su tankı var. Şöyle. Buradaki şu filtremiz içi kumlu bir yapıya sahip anladığım kadarıyla. Zaten bunu şurada işte Aqua Clean diyor. Zaten bunu alan kişi muhtemelen içine hazır su kullanır. Onun için filtreye çok kirlenmez.
Şu şekilde filtremiz şurası şuradaki süzgece gelecek şekilde bunu takıyoruz. İyice bastırdık, oturdu. Şurada şöyle gayet kolay bir şekilde yerine giriyor. Şu üstünden biraz bahsedelim. Şuraları açayım. Üstünde çekirdek kahvemizi öğüttüğümüz bölümümüz yer alıyor. Grinder diye geçen şey bu arkadaşlar. Grinder değirmen demek. Şurada üst gösteriyor zaten. Bastırarak çevirin diyor. 12 tane şey var. Küçükten büyüğe böyle sıralamış. Şöyle bastırarak çeviriyoruz. Şuradaki değirmen kısmını değiştiriyor. Kahvenin parçacığının ne kadar büyük olmasını istiyorsanız 12 tane şey var. Büyüklük seçeneği var kahvenin. Şunu yerine oturtturdum. Burada da gördüğünüz gibi bir kaşık diyor. Yani çekirdek olmayan bir kaşık. Yani buraya bir tane tek seferlik işte içmek için buraya ince öğütülmüş kahvenizi de buradan atıyorsunuz. Atıyorum içinde sizin çekirdeğiniz vardır. Ama o seferlik başka bir kahve geçtiğinize, mesela Brezilya kahveniz var çekirdek içinde ama bir de Kolombiya kahvesi deneyim diye ince, o da yani ince kahvenizi buraya koyuyorsunuz. Tek seferlik oradan kahvenizi öyle yapıyorsunuz. Burada da böyle düz bir yapısı var. Buraya bardak koyabilirsiniz böyle. Yani düz duruyor. Şurada buradan demiştim. Sütü köpüklü bir şekilde iniyor. Bu da Philips yazısı. Böyle inip kalkıyor. Bardağın yüksekliğine göre burayı ayarlıyorsunuz. Şuraya da bir tane şu parçanın içinde gelen metal bir kısım takılıyor. O da öyle süzgeç gibi suyun fazla olduğunu, oraya akan fazla suyu altına hapsediyor. Şöyle arkadaşlar. Şuradan çıkartalım. Burada kullanma kılavuzu. Türkçe kullanım kılavuzu diye geliyor. Şunu da buraya takıyoruz. Şöyle biraz makine alacağım. Bunu da oturdu. Sonra şu jelatinini sökeriz. Şuradan çıktı. Buraya kahvenin posaları falan geliyor. Burada işte fazla içine akan su haznesi. Galiba içini temizlediği suyu buraya koyuyor. Şurada da bu suyun dolduğunu gösteren, bu daha yukarı çıktıkça adeta bir şamandıra görevi gibi yani. Dolduğunu gösteren göstergemizi şöyle gayet rahat bir şekilde ittik ve yerine oturttuk. Makinenin etrafında, arkasında şöyle Philips'in amblemi var. Bu tarafında bir şey yok. Bu tarafında da gösterdiğim gibi su haznesi var. İçine filtremizi taktık. Makinamız kabahatlarıyla bu kadar. İçinden de şu poşet çıktı. Bunun içinde bir tane kahve kaşığı. Şöyle açık gösterelim hatta onları da. Arkadaşlar bunun içinden bir tane şöyle kahve kaşığı çıktı. Buraya tek kullanımlık öğütülmüş
Özellikle öğütülmüş kahvemizi koymak için. Burada da grease diyor. Yani yağlama. İçinin motorunu yağlamak için galiba küçük bir tüp. Burada da sertlik testi. Yani böyle işte Dove reklamlarında olan şu pH şeyine çubuğuna benzeyen bir tane şey göndermişler. Çubuk göndermişler. Bunu da kullanırız sonra. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tadım testiyle devam edeceğiz videomuza.